Evet canlarım. Şimdi bütün malzememi elimle getirdim, hazırladım. Şöyle madımağımız burada. Toplarız. Güzelce evde getirip yıkarız. O otunu ayıklarız. Sonra da doğrarız arkadaşlar. Bu şekil buzdolabına koyulur. Çoğu Çorum yöresi bilir ama burada da toplayan bilen var ama onlar bu Eskişehir yöresi buna madımak değil de kuzu kulağı kimisi diyor. Ve onlar bizim gibi maalesef pişirmiyorlar. Onlar farklı pişiriyor. Ben bugün kendi yöremizin pişirdiği gibi sizlere tarif edeceğim. Şimdi ilk önce bir tenceremize madımağımızı koyalım. Buzluktaydı. Çıkardım. Biraz çözülsün dedim. Bu buranın madımağı değil. Bu Çorum'un. Ablam bunu Çorum'dan gönderdi dediğim gibi anneme. Annem de bana vermişti. Bu Çorum yöresine ait madımak. Şimdi tenceremi madımağı boşalttım. Üzerine şöyle göcenin kırığı. Biz den diyoruz. Burada Eskişehir halkı göce diyor arkadaşlar. Göcenin bir kırık olanı. Bakın şöyle iki avucumla koydum. Güzelce yıkadım. Şimdi bunu da tencereme ekleyeyim. Kimisi buna bulgur da katıyor. Bu göcenin yerine, kırık göcenin yerine bulgur katan da var ama bulgur içinde bunun kadar güzel olmuyor. Bulgur sert duruyor arkadaşlar. Ama bu göce içinde böyle kaynadıkça madımakla birlikte özleşiyor. Daha bir yumuşak hale geliyor. Göcemizi de ilave ettik. Şöyle bir miktar tuzumu da gezdirdim. Şimdi üzerine şöyle kaynattığım sıcak suyumdan biraz ekleyeceğim. Şimdi kaynamaya gelince göcemiz de içinde kabaracak. Eğer ki az gelirse biraz daha ekleyeceğim. Şimdi sıcak suyumuzu da ekledik. Ocağa koyacağım ve ara ara karıştıracağım arkadaşlar. Madımam güzel böyle yoğun bir kıvam alana kadar kaynatacağım. Ve ara ara dediğim gibi karıştıracağım ki güzel özleşsin. Şimdi ocağı alalım. Ocağın altını iyice açtım arkadaşlar. Kaynamaya gelince kısık ateşte ağır ağır kaynatacağım madımağımızı ve dediğim gibi ara ara karıştıracağım. Hem güzel bir yoğun kıvam alması için hem de madımağımızın dibine yanmaması için mutlaka karıştıralım. Şimdi kapağını da kapatalım. Ve kaynamaya bırakalım madımağımızı. Biz bir taraftan şöyle lavaşımızın hamurunu yapalım. Çok az bir şey lavaş hamuru yapacağım çünkü normalde ekmeğim var ama madımağın yanına en yakışan ekmeklerden lavaş, mayalı ekmek ya da yufka. Yufka yapamayacağım için şimdi lavaş yapmak istedim sizlere. Çok az bir hamur yoğuralım. Bakın canlarım madımağımız çok güzel bir şekilde kaynıyor. İçine koyduğum göce gözüme az geldi. Çünkü kabardıkça madımağın içinde az olduğunu hissettim. Şimdi tekrardan kendi avucumun içiyle bir tutam daha göcemizi ekledim. Şimdi karıştıralım tekrardan. Ocağımın altını kıstım. Şimdi kısık ateşte güzelce madımağımız kaynasın. Şöyle kapağını kapatalım. Ve ben lavaş hamurumun da malzemelerini hazırladım. Bakın onu da size göstermek istiyorum. Burada şöyle ılık suyumuz var. Mutlaka hamur yoğururken hangi mesela süt olsun su olsun mutlaka ılık olması gerekiyor. Burada ılık suyumuz var. Madımağımızın önünde kalmıştı. Şöyle bir su bardağı süt kullanacağım. Şöyle lavaş hamurumuz için yarım çay bardağı sıvı yağ. Tuzumuz. Burada da sodamız var. Yani karbonat. Karbonat da koyacağım. Çok az bir şey. Unumuzu da eledim. Şimdi hep beraber lavaş hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Şimdi leğenimize ilk önce şöyle bir su bardağı sütümüzü ekleyelim. Üzerine şöyle ılık suyumuzdan yaklaşık toplamda 3 etti. Yani 2 su bardağı su, 1 su bardağı da süt ekledim. 1 su bardağı su daha ekledim. Toplamda 3 su bardağı su, 1 su bardağı süt ekledim.
Şimdi üzerine şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Bir tatlı kaşığı, hatta şöyle bir tatlı kaşığı değil de 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu ekledim. Yarım tatlı kaşığı karbonat. Şimdi dikkatli bir şekilde unumu ekleyeceğim. Güzel bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Şimdi burada un miktarını söyleyemeyeceğim. Aldığı kadar un ekleyeceğim. Şimdi sıvı malzemelerimiz dediğim gibi 3 su bardağı su, ılık su, 1 su bardağı süt ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karbonat koydum. Şimdi unumu ekleyip güzelce hamurumu yoğuracağım. Daha sonra da arkadaşlar gidip dışarıda ağacın altında gölgede lavaşımızı beraber açalım. Çünkü burada hem sıcak oluyor, içeriler çok sıcak, madımağımız ocakta kaynıyor. Hem de şimdi ortalık un olacak. Bir de 2 saat onu silip süpürmeyle uğraşacağım. O yüzden gidelim serinlikte güzelce dışarıda lavaşımızı açıp pişirelim. Bakın canlarım, hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Bakın ne çok sert ne de çok yumuşak oldu. Bakın kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi ben böyle bir hamurumu burada dinlendireceğim, bekleteceğim, kapağını kapatıp. Madımağımız da pişmek üzere. Şimdi madımağımızın ilk önce bir yağını sarımsakla, soğanla, tabii bahçede yeşil soğanla, yeşil sarımsak bulabilirsem onlardan da katacağım içine yağımızın. Ama eğer bulamazsam sadece sarımsak doğrayacağım. Tereyağı. Bakın şimdi hamurumuz bu şekilde beklesin. Biz kaldığımız yerden madımağımıza devam edelim. Bu da en azından dinlenmiş olur. Daha sonra gidelim dışarıda hep beraber açalım. Bakın canlarım, tam istediğim gibi madımağım pişti. Bakın istediğim yoğunluğa da geldi. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Bahçede toplamış olduğum soğanımı, sarımsağımı doğrayacağım. Tavama bir miktar tereyağımı, sıvı yağımı koyacağım. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Tereyağımızı da ekleyelim. Yetmez mi? Şöyle biraz daha koyacağım. Madımağımızın olmazsa olmazı tereyağı arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi benim gibi dolu dolu koyun. 2 gün sonra da tereyağımız bitsin. Şimdi biraz daha sıvı yağımızı ekleyelim. Şöyle yaklaşık 2 tahta kaşığı kadar da sıvı yağımı ekledim. Şimdi güzelce bir kavuralım. Gördüğünüz gibi canlarım, güzelce tereyağımda soğanımı, sarımsağımı bir güzel kavurdum. Bakın bu kadar artık yeterli. Daha da yakmamıza gerek yok. Şimdi ocağımızı şöyle bir kısalım. Burada da şöyle madımak çemenimiz var. Çorum'da buna çemen diyorlar arkadaşlar. Şöyle içindeki kaşığımızları bir tane de çemenimizden atalım. Ocağımın altını kapatıyorum.
Artık yağımızı güzelce madımağımızın üzerine gezdirelim. Bakın artık madımağımız hazır. Şimdi kapağını güzelce kapatalım. Bu burada güzelce dinlenirken biz de artık lavaşımızı açmaya başlayalım. Bakın canlarım, şöyle yerimizi hazırladım. Şöyle gözleme sacımı getirdim. Yine ekmek tahtam. Şimdi hazırsanız lavaşlarımızı açmaya başlayalım. Evet, ilk önce bir bezemizi yapalım. Ocağımız, bakalım sacımızı da açmamışım. Sacımızı açalım. Sacımız ısınırken ben de şöyle bir tane beze yapacağım arkadaşlar. Hepsini yapmayacağım. Çünkü dışarısı rüzgarlı olduğu için bezelerimiz hemen kuruyabilir. Şimdi bir tanesini bir yapalım. Şimdi sacımız ufak olduğu için ben de bezelerimizi şöyle ufak alacağım. İnce olsunlar, kalın olmasınlar lavaşlarımız. Şöyle hamurumun üstünü kapatıyorum. Evet arkadaşlar, en son bezem kaldı. Bütün lavaşlarımızı yaptık. Biraz Ayfer bana yardım etti. O kalktı gitti, biraz bize fasulye topladı, bahçeden kavurdu. Çayımızı da demledik, madımağımız da hazır, çocuklar acıkmış. Biz Çetin'i beklemeyeceğiz. Biz çocuklarla birlikte yemeğimizi yiyeceğiz.
yapacağız arkadaşlar. Bakın lavaşlarımız da burada hazır. Şöyle üzerini de kapattık. Bakın şöyle lavaşlarımızı da hazırladık. Daha sonra da serinlik geldiğinde fasulye toplayacağız. Canlarım, yemeğimizi yedik. Ortalığı güzelce topladık. Güzel serinlik çökmüşken şimdi bir fasulyelerimizi toplayalım. Çetin de geldi, çimlerimizi biçti. Çok güzel oldu. Bakın şöyle de sulamaları açtık. Güzelce çimlerimiz de sulanıyor bu arada. Bakın bahçemizin son hali. Çimleri biçilince bahçe kendini daha güzel gösterdi. Şimdi hazır serinlik çökmüşken fasulyelerimizi toplayalım. Ayfer hadi gel kız. Bıçakları hazırladım. Gel şu fasulyeleri ayıklayalım. Bakın şöyle. Şöyle fasulyeleri yaklaştırayım canlarım. Şimdi şöyle ince olanları yine bıçakla şöyle dilimleyeceğim. Ayfer bir tane leğen al da gel hadi canım. Hadi gel kız azıcık yardım et. Ne yapacaksın hadi gel. Ay gece gece yalan söyleme gel hadi. Hadi bir tane leğen al da gel bizim evde. Bak ablama seni buradan şikayet ederim. Ablacığım bak görüyorsun Ayfer gelip fasulyelere yardım etmedi bilgin olsun. Bakın canlarım şöyle kalın olanları biraz daha fazla büyümüş olanları da şöyle kıracağım. Onları da ayrı kurutacağım. Bir tane de poşet ayarlayayım. Bunları da ayrı sereceğim, ayrı kurutacağım. Rüzgar. Efendim.
Anne neden gelmiyor yavrum? Annen de çok tembel değil mi? Yok kapımda tembel değil. Tembel tembel. Bak gelip yardım etme Ayfer. Canlarım, şimdi şöyle fasulyelerimizin tazelerini bıçakla şöyle dilimliyorum. İçinde büyümüş olanları da gördüğünüz gibi kırdım. Şimdi burada videomu kapatacağım. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğim. Yarın da nasıl kuruttuğumu şöyle tuzlayıp güneşe serdiğimi de sizlere tekrardan çekmeye çalışacağım inşallah. Hadi el salla. Yarın devam edelim. Ay yavrum benim. Annen tembel mi? Yok. Neden gelmiyor peki? Ben nereden bileyim? Sabah sabah temizlik yapmadı ki. Sabah temizlik yapmadı. Gece temizlik yapacakmış. Gelip bana yardım etmeyecek ya Rüzgar. Ya. Ay kuzum. Kara kuzum. Kara kuzum. Yerden de değil. Yarın fasulyemizin güneşe sereceğim. Oradan devam edeceğiz hep beraber. Bunları ablama mı göndereceksin? Aynen evet. Ablama gönderdiğin işi yapıyorum. Yoksa bana hayatta yaptıramazsın. Yapma ya. Evet. Daha öncekilerini kim yaptı? Onları da sen yaptıydın hatırlıyorsan. Hayır. Kesinlikle bunlar iftira. Ben sırf Şirin ablaya gideceği için yapıyorum. Elinde emeğim olsun diye. Ablamı da öpüyorum. Afiyetle yesin inşallah. Ablacığım görüyorsun. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Topladık. Bir de güzelce tarttık. Kaç kilo geldiydi Çetin bu? 8. 8 kilo taze fasulye topladık. Şimdi 1 kilosunu halaya ayırdım. Çetin'le beraber onu göndereceğim. O da kendine pişirsin. Kalan 7 kiloyu da bak şöyle tazelerini şöyle dildim. Şöyle biraz fazla büyümüşleri de kırıp böyle tekrar ayrı bir leğenime attım. Aslında iri o ama onlar da taze. Şimdi yarın sabah hemen ilk işim bunları güneşe sermek olacak. Hadi güle güle canım. Hadi görüşürüz canım. Hayırlı işler size. Evet herkese günaydın canlarım. Eşim işe gitti yine. Bugün günlerden pazar. Bilal de sıkılmış. Ablası evde olduğu için ablasının yanına gitti. Ben de şöyle kilimimi yaydım. Şimdi gidip fasulyemi getireceğim. Güzelce tuzlayacağım. Güneşe sereceğim. Daha sonra da eve gideceğimiz zaman da kaldırıp verandaya sereceğim arkadaşlar. Bir gün boyunca güneşte beklemesi lazımmış.
Evet canlarım, gördüğünüz gibi fasulyelerimizi artık getirdim, böyle verandaya serdim. Dışarıda 12'ye kadar kaldı. Fazla da beklemesi gerekmiyormuş çünkü o zaman da güneş böyle beyaz yapıyor fasulyeleri. O yüzden ben de böyle verandaya serdim. Buradan da bırakıp gideceğim inşallah sabahleyin. Sizler için de 2 gün boyunca bahçede neler yaptığımızı çektim ama maalesef bir kere de yayınlayamayacağım. Bir vlog, iki vlog diye yayınlayacağım arkadaşlar. İlk önce biri, sonra da inşallah ikiyi izlersiniz. Çünkü telefonum eski olduğu için aynı anda maalesef kaldırmıyor telefon böyle videoları. O yüzden iki parçayı yayınlamaya çalışacağım sizler için. Bugünlük de bizden bu kadar olsun canlarım. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup beğeni atarsanız, yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yeni bir vlogda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Hoşça kalın.